Merhaba arkadaşlar. Bu videoda NAR testi olarak hazırlamış olduğumuz 5. sınıf beceri temelli matematik soru bankamızın geometrik cisimler konusuna ait soruların çözümlerini yapacağım. Bu konuda 6 test, 24 tane soru var. Birinci testin birinci sorusundan çözümlere başlıyorum. Suat elindeki 60 santim uzunluğundaki çıtayı parçalara ayırıp elde ettiği parçaların tamamını kullanarak yan yüzleri olmayan sadece ayrıtları olan bir dikdörtgenler prizması yapacaktır. Yukarıdaki şekli oluşturmak için verilen çıta kesilebilir. Buna göre Suat 80 santim uzunluğundaki çıta ile hangi seçenekte verilen dikdörtgenler prizmasını yapamaz? Dikdörtgenler prizmasının 3 farklı ayrıtı vardır ve her ayrıttan 4'er tane bulunur. Yani şuradaki 5 santimlik ayrıtın aynısı şurada var ve bir de üst katta var. Toplam 4 tane vardır. 3 santimden de yine aynı şekilde şurada 3 santim verilmiş, solda da 3 santim var. Bunun aynısı da üst katta olduğu için toplam 4 tane olur. 7 de aynı şekilde şu yüksekliklerin her birisi 7 santimdir. Bunun için kullanılan çıta sayısını bulmak için burada verilen farklı ayrıtları toplayıp bunu 4 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 7 artı 3 artı 4. Bunları 4 değil de 5 orası. Hemen silip 5 yazalım. 7 artı 3 artı 5. Bunları toplayıp 4 ile çarptığımızda 4 çarpı 15, 60 santimlik bir çıtaya ihtiyacımız olduğunu görmüş oluyoruz. Zaten 60 santimlik bir çıtayı parçalamış ve tamamı kullanılmış. Şıklarda ise 80 santimlik bir çıtayı aynı şekilde parçalayıp tamamını kullanarak hangisini yapamaz diyor. O zaman ayrıt uzunlukları toplamı 80 olanları yapabilir, 80 olmayanları yapamaz demektir. A şıkkına baktığımızda ayrıt uzunlukları 4, 3 ve 13. Bunları topladığımızda 4 artı 3 artı 13 ve 4 ile çarpmamız gerekiyor. Parantez içerisinde 20 olur. 4 ile çarptığımızda 80. Yani A şıkkını yapabilir. B şıkkında 5, 4 ve 11 var. 5 artı 4 artı 11. Parantez içine topladığımızda yine 20 yapıyor. 4 ile çarptık mı 80. Yani B'de de sorun yok. C şıkkını inceleyelim. Ayrıt uzunlukları 5, 2 ve 13. 5, 2 daha 7. 13 ile topladığımızda 20 olur. 4 ile çarptık mı yine 80. Yani C şıkkı da oluyor. D şıkkında 6 artı 4, 10. Bunu 9 ile topladık mı 19. 4 ile çarptık mı 76 yapar. İşte bu olmadı. Çünkü 80 santim olması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Aşağıda bir dikdörtgenler prizmasının açınımı verilmiştir. Bu açınım kapatıldığında hangi seçenekte verilen noktalar üst üste gelir? A şıkkında M ile P diyor. M ve P noktalarının yerlerini tespit ettik. Kapattığımız zaman bu şekli şuradaki kırmızı ile gösterdiğim doğru parçaları üst üste gelir. Burada M ile N üst üste gelir. P, M'nin üstüne gelmemiş olur. P nereye gelir? Onu da ifade edeyim. Buradaki LM doğru parçası ile NP doğru parçası üst üste gelir. Bunların uçları olan L ile P üst üste gelir. Yani A şıkkı olamaz. B şıkkında A ile D diyor. A ve D. Acaba üst üste gelir mi? Hayır, gelmez. Sebebi şu. Burada kırmızı ile gösterdiğim doğru parçaları üst üste gelir. Yani A ile C üst üste gelir. D değil. C şıkkında C ile F diyor. C yeşille gösterelim. Şurası C noktası, F noktası da burası. Bunlar üst üste gelir. Neden üst üste gelir? Çünkü şurada yeşille çizdiğim doğru parçaları üst üste gelecek. Ayrıca siyahla çizeyim. CD doğru parçası ile de EF doğru parçası üst üste gelir. Bu doğru parçaların üst üste gelmesi ile C ve F köşeleri de çakışmış olur. Yani üst üste gelmiş olur. Dolayısıyla aradığımız cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Taban ayrıtı 12 santim ve yüksekliği 30 santim olan kare prizma aşağıdaki gibi iki yerden kesilerek 4 yeni kare prizma elde ediliyor. Oluşan yeni kare prizmalardan birinin açınımı hangi seçenekte verilmiştir? Yüksekliği 30 santim olan kare prizmayı biz kesiyoruz. Kestiğimizde bunun yüksekliği değişmez. Yine 30 santim olur. Taban ayrıtı 12 idi. 6'ya 6 olur. Yani kare prizmalardan bir tanesini buraya çizecek olursak
Taban ayrıtlarından bir tanesi 6, yüksekliği ise 30 olan bir kare prizma olur. Bunun açınımı da şuraya modellemeye çalışalım. Kare prizmayı açtığımızda yan taraftan 4 tane dikdörtgen gelir. Yüksekliği 30 ve her birinin kenar uzunluğu 6 olan dikdörtgenler, kısa kenarları. Bir de tabanlardan 2 tane kare gelir. O kareleri birini buraya koyalım, birini de buraya koyalım. Yani şuralarda 6'ya 6 olan kareler olur. A şıkkını inceleyelim. A şıkkında en üst nokta ile en alt nokta arasında 36 santim olduğunu söylüyor. Hayır, öyle değil. Çünkü 6 buradan, o 30 da buradan 36 oldu. Bir de şuradan 6 var, 42 olur. Yani burası 36 diyor. Hayır, 36 değil. Buranın 42 olması gerekiyor. O yüzden bu yanlış. B şıkkında en üst nokta ile en alt nokta değil de şuradaki dikdörtgenin bittiği yere kadar 36 santim olduğunu söylüyor. Evet, öyle. Çünkü burası 6, burası da 30 olduğu için toplam 36 olur. Ve 18 santimlik bir uzunluk var. Şuranın 6 olduğunu biliyoruz. Toplamı zaten 24 olduğu için geriye o zaman 18 kaldı. Çünkü bunların her birisi 6'şer santimetredir. Yani B şıkkı doğrudur. Dördüncü sorum. Aşağıda küp şeklindeki renkli zarın 3 farklı yönden görünümü verilmiştir. Bu küpün açınımı hangi seçenekteki gibi olabilir? Bu küpün 3 farklı görünüm bize verilmiş. Şu ikinci ile üçüncü görünümlere odaklanalım. Burada ortak olan ve farklı olan yüzlere bakalım. Üst yüzünde ikisinde de mavi var bir kere. Turuncu yüz var. Birinin turuncu yüzü önde, diğerinin turuncu yüzü ise sağda. Bunları aynı hale getirmek için şu ikincisini çevirmemiz gerekiyor. Şu şekilde çevirdiğimizde, yani buradaki sarı yüz sola gelecek şekilde bir döndürme yaptığımızda turuncu yüz öne, sarı yüz de sol tarafa gelecek şekilde bir çevirme yaptığımızda sarının arkasındaki yüz sağ tarafa gelir. Yani gözükmüş olur. O zaman sarının arkasındaki yüz kırmızı demektir. Sarının karşısında kırmızı olduğunu da söyleyebiliriz. Sarının karşısı kırmızı. Şimdi benzer şekilde birinci ile üçüncüyü inceleyelim. Birincinin sağ tarafı ile üçüncünün sağ tarafı aynı renk. Birincinin üst tarafı ile ikincinin ön, üçüncünün ön tarafı aynı renk. Bunları aynı hale getirelim. Nasıl yapalım? Şu birinci şekli yeşil yüzünün üstüne yatırdığımızda, yani yeşil yüz zeminde olacak şekilde bunu yatırdığımızda, o zaman yeşilin karşısındaki yüz üste gelmiş olacak. Yani yeşilin karşısında ne var? Burada üçüncüye baktığımızda yeşil altta olduğunda üste yeşilin karşısındaki yüz gelmiş olur. Yani o da mavi oluyor. Demek ki yeşilin karşısı da mavi. Geriye zaten iki renk kaldı. Demek ki onlar da karşılıklı olacak. Kim kaldı geriye? Turuncu kaldı. Turuncunun karşısında da burada gözükmüyor ama şıklara baktığımızda mor renk olduğunu görüyoruz. Diğer renginde mor olduğunu anladık. A şıkkını inceleyelim. Burada sarı ile kırmızının karşılıklı olması gerekiyor. Bakınız, sarı ile kırmızı burada kapatıldığı zaman karşılıklı olur. Yeşil ile mavinin karşılıklı olması lazım. Oysa burada yeşil ile mavi karşılıklı değil. Yeşil buradaysa mavinin şu turuncunun yerinde olması gerekiyor. Yani A şıkkı aradığımız cevap olamaz. B şıkkında bakınız, mavi ile yeşil karşılıklı. Herhangi bir sorun yok. Sarı ile kırmızı da karşılıklı. Burada da sorun yok. Turuncu ile de mor karşılıklı. Burada da sorun yok. Aradığımız cevap B şıkkı. Geometrik cisimler konusunun ikinci testine ait soruların çözümlerini yapacağım. Birinci soru. Aşağıda verilen açınımlardan hangisi bir küpün açınımı değildir? Şıkları incelememiz gerekiyor. A şıkkına baktığımızda burada karşılıklı olan yüzleri tespit edelim. Yani birbirine paralel olan yüzleri. Tik işareti koydukların birbirine paraleldir. Aynı zamanda şuradaki yüzle şuradaki yüz birbirine paralel olur kapattığımızda. Ve son olarak şuradaki yüz de şuradaki yüzün karşısında olur. Yani birbirine paralel olur. A şıkkı ile ilgili herhangi bir sorun yok. B şıkkına baktığımızda şuradaki yüz de şuradaki yüz, yani yeşil tik koyduklarım karşılıklı olur. Aynı zamanda kırmızı tik koyduklarım da karşılıklı.
ve siyah renkli tik koyduklarımda karşılıklı olur. Burada da herhangi bir problem yok. C şıkkını inceleyelim. C şıkkında kırmızı tik koyduğum yüzler karşılıklı olur kapattığımızda. Tik koyduğumuz yüzlerde karşılıklı olur. Geriye kalan şu iki tane yüz karşılıklı olması gerekirken onlar karşılıklı olamayacak. O yüzden aradığımız cevap D şıkkı. İkinci soru. Aşağıda bir dikdörtgenler prizmasının adım adım açınımı verilmiştir. Buna göre yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bazı ayrıt uzunlukları bize verilmiş. Şu en sondaki şekilden başlayalım. Prizmayı kapattığımız zaman üst üste gelen yüzlere, ayrıtlara odaklanalım. Bakınız şurada kırmızıyla çizdiğim ayrıt üst üste gelir. Yani 4 santim uzunluğundaki bu kırmızı ayrıtlar üst üste gelir. Bu yüzden burası 4 olur. Tamamı 10 olduğu için demek ki farklı bir renkle gösterelim. Şuradaki siyah ayrıt 6. Bu siyah ayrıt kapattığımızda şuraya gelir. Burası da 6. Kırmızı ayrıtları da göstermiş olayım tekrardan. Burası 4, şurası da 4 olur. Artık alan hesabı yapabiliriz. Burada devasa bir dikdörtgen olarak şurayı düşündüğümüzde bunun bir kenar uzunluğu 8, diğer kenar uzunluğu şuradan 10 geldi. Burası 4, burası da 6 olduğu için dolayısıyla şuradan da bir 10 gelmiş oldu. Yani 10 artı 10'dan dikdörtgenin uzun kenarı 20 çıkmış oldu. Bu yüzden 8 ile 20 çarparak 160 santimetre kare olarak oradaki büyük dikdörtgenin alanını tek hamlede bulmuş oluyoruz. Sonra tabanlar var. Şurada sarıyla gösterdiğim 2 tane taban var. Bir tanesinin alanını bulup 2 ile çarpabiliriz. Burası bir dikdörtgen ve kenarları 6'ya 4 olduğu için 6 kere 4'ten 24. Onu bir de 2 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman tabanlardan da 48 geldi. Yani 160 artı 48 topladığımızda 208 olur. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Neşe'nin elinde aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki legolardan 10'ar tane vardır. Bu prizmaların aynı boyutlarda olan yüzleri üst üste tek sıra halinde koyan Neşe, legoların yüksekliğinin kendi boyuna eşit olduğunu fark ediyor. Buna göre Neşe'nin boyu kaç santimetredir? Burada aynı boyuttaki yüzler üst üste gelecek şekilde tek sıra halinde dizilmiş. O zaman aynı boyuttaki yüzleri inceleyelim. Nelerdir bunlar? Birincisinde şu ayrıtları 4'e 3 olan yüz. İkincisinde yine ayrıtları 4'e 3 olan şuradaki yüz. Ve üçüncüsünde yine ayrıtları 4'e 3 olan şuradaki yüzler birbirinin aynısıdır. Demek ki bu yüzler üst üste gelecek. Peki bu yüzler üst üste geldiğinde yükseklikler ne oluyor? En sağdakinin yüksekliği 2 santim olur. Ve bundan 10 tane olduğu için 20 santimlik bir yükseklik buradan gelir. İkinciye geldiğimizde yüksekliği 5 santim olur. Ve bundan da 10 tane var. O zaman 5 kere 10'dan 50 santimlik yükseklik de buradan kazanmış oluyoruz. Birincisine geldiğimizde onun yüksekliği 6 olur. O zaman 6 ile 10'u çarptığımızda buradan da bir 60 santimlik yükseklik elde etmiş oluyoruz. Toplam 60 artı 50 artı 20 santimlik bir yükseklik olur. O da 130 santim yapar. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki görselde stadın duvarında üstünden maçı seyretmek, duvarının üstünden maçı seyretmek için seyretmek isteyen 3 arkadaşın 2 farklı konumu verilmiştir. Eş küp şeklindeki kutulara çıkarak maçı izleyen çocukların boyları ikinci görselde eşitleniyor. Ve maçı birlikte seyredebiliyorlar. Küplerden birinin yüzey alanı 600 santimetre kare ise çocukların boyları hangi seçenekteki gibi olabilir? Küplerden birinin yüzey alanı 600 santimetre kare ve bunlar eş küpler. Küpün 6 tane yüzü vardır. Bu yüzden 600'ü 6'ya böldüğümüz an bir tane yüzünün 100 santimetre kare olduğunu hesaplamış oluruz. Tabi küplerin yüzleri kare şeklindedir. Aslında karenin alanı 100 olarak bulunmuş oldu. O zaman karenin bir kenarı ne olur? 10 kere 10 100 olduğu için karenin bir kenarı 10 olur.
Birinci çocuğa baktığımızda, en soldaki çocuğa baktığımızda burada altında herhangi küp yok. İkinci çocuğun altında bir tane küp var. Yani bir 10 santim yükseltilmiş demektir. Sondaki çocuğun altında ise iki tane küp var. O zaman o toplam 20 santim yükseltildi demektir. O zaman şöyle bir sonuca varabiliriz. Bu çocukların boyları arasında 10'ar santimetre fark var. Şıklara baktığımızda yani 140 ile 150 arasında 10 santim fark var ama şu 120 işi bozuyor. Orada 130 olsaydı olabilirdi. Bu gitti. B şıkkını inceleyelim. 150, 120, 130. Burada 120, 130 uygun ama 150 olmadı. 140 olsaydı olabilirdi. C şıkkına bakıyoruz. 120, 140, 160. Burada 20'şer santimi fark var. Hayır, 10'ar santim fark arıyoruz. O yüzden bu da değil. D şıkkı 110, 120, 130. Evet, 10'ar santim fark var. Demek ki aradığımız cevap D şıkkı. Geometrik cisimler konusunun 3. testine ait soruların çözümlerine başlıyorum. Birinci soru. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması noktalı çizgiyle belirtilen yerlerden kesilerek küpler elde ediliyor. Bu durumda elde edilen küpler küçük küplerden birinin yüzey alanı, büyük küplerden birinin yüzey alanından kaç santimetre kare daha azdır? Burada üst taraftan toplam 8 tane küp elde ediliyor. Bu küplerden bir tanesinin kenar uzunluğunu bulalım. Şu 10 santim ikiye bölündüğü için 5 santim 5 santim olur. Tabii burası da 5 santim olması gerekiyor. Tamamı 15 olduğu için aşağıdaki kübün bir kenarı 10 santim olur. Bir ayrıtı, kenar değil de ayrıt diyelim, 10 santim olur. O zaman küçük küplerden bir tanesinin ayrıt uzunluğu 5 santim iken büyük küplerden bir tanesinin ayrıt uzunluğu 10 santim olur. Ve alanlarının kaç santimetre kare daha az olduğu söyleniyor. Bir tanesinin yüzey alanını bulalım. Küçük küplerden bir tanesinin yüzey alanını buluyorum. 5 ile 5'i çarptığımızda 25 olur. Yani bir yüzün alanı 25. Bunun 6 tane yüzü olduğu için 25 ile 6'yı çarptığımızda 150 santimetre kare olur. Büyük küp ile ilgili hesap yapalım şimdi. Bir ayrıtı 10 olduğu için 10 kere 10'dan 100 olur. Bir yüzünün alanı 100. 6 tane yüzü var bunun. O yüzden 6 ile 100'ü çarptığımızda yüzey alanı 600 santimetre kare olur. Aradaki farkı soruyor bizden. Yani 600'den 150'yi çıkarmamız gerekiyor. Çıkardığımızda 450 santimetre kare olur. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru. Özge'nin elinde aşağıdaki gibi iki dikdörtgenler prizması vardır. Özge bu prizmaları üst üste koyup tabanı hariç görünen yüzlerini boyayacaktır. Buna göre Özge prizmaları hangi seçenekte gibi koyarsa daha fazla alanı boyar. Burada üst üste koyduğunda kapanan yüzler bizim için önemli. Kapanan yüz. Acaba ne kadarlık bir alan kaybı oluyor? Ona dikkat etmeliyiz. Şurada A şıkkını incelediğimizde yüksekliği 4 olarak verildiği için demek ki diğer ayrıtlar 4'e 6'ya 4 olacak. Şuraya biz 4 yazdığımızda şuraya 6 yazabiliriz. Ve burada bir yüzünün alanı 6 kere 4'ten 24. Yani şurada kapanan yüz, kaybolan yüz 24. Fakat üstteki küpten bir 24 kaybolduğu için alttaki prizmadan da bir 24 kaybolacak. Küp demeyelim de prizma bunlar. Yukarıdakinden bir 24 verilmiş ayrıt uzunlukları. O zaman eksik olan ayrıt 4 olacak. Şurada 3 kere 4'ten 12 olduğu için burada gözükmeyen yüzün alanı 12. Aynısı da alttaki şekilden kayıp olacağı için 12 çarpı 2'den 24 santimetre karelik bir alan kaybı olur. C şıkkında eksik olan ayrıt 6. 3 kere 6 18 olduğu için burada kaybolan yüzün alanı 18. Tabi alttan da bir 18 gittiği için 36 santimetre karelik bir alan kaybı oldu. D şıkkında 6 kere 4'ten 24 santimetre karelik bir alan kaybı oldu. Aynı zamanda alttan da bir 24 geleceği için toplam 48 santimetre karelik bir alan kaybı oldu.
daha fazla alan boyaması gerekiyor. O zaman alan kaybının en az olan durumunu bulmamız gerekiyor. Burada 48, 24, 36, 48 var. Alan kaybının en az olduğu B şık olduğu için demek ki kutunun A noktasında Z ile B noktasında Pol isimli karıncalar, C noktasında Şeker vardır. Z ve Pol prizmanın ayrıtları üzerinden yürüyerek Şeker'e en kısa yoldan ulaşmaya çalışıyorlar. Buna göre hangi karınca kaç santimetre daha az yürüyerek Şeker'e ulaşabilir? A noktasındaki karıncanın ismi Z. Buraya not alalım. Diğer B noktasındaki de Pol. B noktasındaki karınca, B noktasındaki Pol Şeker'e ulaşabilmesi için şu şekilde ilerleyebilir en kısa yol olarak. Ne kadar gitmiş oldu? 15 burası, burası da 20 olduğu için Pol'ün gitmiş olduğu yol 20, 15 daha 35. Fakat Z öncelikle şu B noktasına ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla bir 18 santimetre daha fazla gitmesi gerekiyor. Aslında cevabı bulmuş olduk ama yine de işlemlerini göstermiş olalım. Burada Z de 18 artı 20 artı 15 gitmesi gerekiyor. Yani 35'in üzerine bir 18 daha gitmesi gerekiyor. Burada kaç santimetre daha az yürüyerek Şeker'e ulaşır diyor. Cevabımız Pol olur. Çünkü Pol 35 santim giderken Z 35 artı 18. Yani bir 18 santim daha fazla gitmiş oluyor. Cevabımız A şıkkı. Pol 18 santim daha az yürür diğerine göre. Dördüncü soru. Murat aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki fon kartonunun dört köşesinden alanları 36 santimetre kare olan dört kare kesip çıkarıyor. Kalan parçaları kırmızı dikdörtgen taban olacak şekilde kenarları yukarı katlayarak bir dikdörtgenler prizması yapıyor. Buna göre yapılan dikdörtgenler prizmasının yanal alanı kaç santimetre karedir? Alanı 36 santimetre kare olan kare kesilip atılıyor. Alan 36 ise o zaman kenar uzunlukları 6'ya 6 olur. Hepsine 6'ya 6 yazıyorum. Şu köşelerden birer kare kesilip atılmış oluyor. O zaman buradaki mavi değil de kırmızı dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulalım. Şuranın tamamı 20. 6, 6 daha 12 olduğu için geriye 8 kaldı. Aynı şekilde fon kartonunun uzun kenarı 30, 6 buradan, 6 buradan 12, 30'dan 12'yi çıkardığımızda burası da 18 olur. Ve bunu biz katladığımızda, prizma yaptığımızda yüksekliği 6, kenar uzunlukları 18'e 8 olan bir kare zemin elde etmiş oluruz. Bize yanal alanını soruyor. Şu 6 ile 8'i çarparak bu taraftaki yanal alanı bulabiliriz. 6 kere 8'den 48. Yalnız bu 48'den 2 tane var. O yüzden 48'i bir daha 2 ile çarpıyorum. Çünkü aynısı da bu tarafta var. O yüzden 96 gelir. Bir de sol ve sağdaki yüzlerin alanlarını bulalım. Yani şurada kırmızı ile gösterdiğim alanı bulacağım. Bu alan 18 ile 6'nın çarpımı. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 1 6 10 108 oldu. Tabii 108'den de 2 tane var. Çünkü aynısı da sağ tarafta var. 108'i 2 ile çarptığımızda 216 yapar. O zaman tüm alan 216'ya 96 ilave edilerek bulunur. 6, 6, 12, elde var 1, 10, bir de elde var 11, elde var 1, 3 oldu. 312. Cevabımız B şıkkı. Geometrik cisimler konusunun 4. testine ait soruların çözümlerine başlıyorum. 1. soru. Aşağıda dikdörtgenel prizması şeklindeki prefabrik bir evin boyutları verilmiştir. Bu evin ön yüzündeki kapı ve iki pencere, diğer yüzlerinde ise birer pencere vardır. Tüm pencereler kenar uzunluğu 1 metre olan kare şeklinde ve kapı boyutları 1 metre çarpı 2 metre olan dikdörtgen şeklindedir. Buna göre bu evin dış yüzeyini boyamak için kaç metrekarelik alan boyanmaktadır? Kapı ve pencereler boyanmayacaktır. Öncelikle kapı ve pencerelere dikkate almadan tüm yüzey alanını hesap edelim. Bunun için 3 ile 14'ü çarparak ön yüzün alanını bulabiliriz. 3 çarpı 14'ten 42 metrekare olur ön yüzün alanı. Onun aynısı da arkada olduğu için 42 ile de 2 çarpıyoruz.
84 metrekare ön ve arkadan gelir. Sağ ve solu bulalım. Sağdaki yüzeyin bir kenarı 5, diğer kenarı 3 olduğu için 5 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor. 5 kere 3'ten 15. Tabi solda da bir 15 olduğu için 15 kere 2'den 30 olacak. Şu 84 ile 30'u toplayarak tüm yüzey alanını bulmuş oluruz. Bu da 114 yapar. Tabi kapı ve pencereler boyanmayacağı için onların alanlarını çıkarmamız gerekiyor. Kapının alanı 1 kere 2'den 2. Pencerelerden birinin alanı 1 kere 1'den 1 olur. Tabi diğeri de 1. Ön yüzde 2, 1, 3, bir daha 4 geldi ön yüzden. Sağdaki yüzden 1 gelecek. Arkadakinden 1 gelecek. Soldakinden 1 gelecek. Toplamda 3 gelecek oralardan. Topladığımızda 7 birim. 7 metrekarelik alan boyanmamış olacak. Yani 114'ten 7'yi çıkardığımızda 107 metrekarelik alan boyanacak demektir. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Aşağıda tüm yüzleri farklı bir renk olan dikdörtgenler prizmasının açınımı verilmiştir. Buna göre bu açınım hangi seçenekteki prizmaya ait olabilir? Burada karşılıklı olan yüzlere bakalım. Mesela sarının karşısında yeşil var. Mavinin karşısında kırmızı, siyahın karşısında da gri renk var. Bunlara dikkat ederek şıkları inceleyelim. A şıkkında burada yeşil ile sarının yan yana geldiğini görüyoruz. Oysa yeşil ile sarı karşılıklı olmak zorunda. Yani A şıkkı olamaz. Bu gitti. B şıkkını incelediğimizde kırmızı ve hemen yanında yeşil var. Evet, kırmızı ile yeşil yan yana olabilir. Ve üst düzünde siyah gelmiş. Burada ön yüze kırmızı, sağdaki yüze yeşil yerleştirildiğinde üst yüz siyah olur. Herhangi bir sorun yaşamayız. Buna bir problem yok. C şıkkı, ön yüz mavi olduğunda hemen sağdaki yüzün kırmızı olduğunu görüyoruz. Ön yüz mavi olduğunda sağdaki yüz kırmızı olmaz. Çünkü mavi ile kırmızı karşılıklı olmak zorunda. O yüzden bu şık gitti. D şıkkında sarıyı ön yüze almış. Onun hemen yanına da mavi yüze almış. Sarıyı ön yüze aldığımızda sağ tarafına maviyi de alabiliriz. Bunda bir sorun yok. Fakat bu durumda üst yüze gri gelmiş olur. Siyah gelmemiş olur. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız B şıkkı oluyor. Üçüncü soru. Eşkare prizmalar kullanılarak aşağıdaki küp yapılıyor. Bu küpün yüzey alanı 384 cm²'dir. Buna göre eşkare prizmalardan birinin açınımı hangi seçenekte verilmiştir? Eşkare prizmalar kullanılarak küp elde ediliyor ve küpün alanı 384 olarak bize verilmiş. O zaman 384'ü 6'ya bölerek küpün bir yüzünün alanını bulmalıyız. O da 64 cm² olur. Küpün bir yüzünün alanı 64 olduğu için kenar uzunlukları 8 kere 8 64 olduğundan kenar uzunlukları 8'e 8 olması gerekiyor. Ve burada 8'i 4 parçaya böldüğü için bir parçanın 2, 2, 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizden istenen kare prizmanın taban ayrıt uzunlukları 2'şer santimetre, yüksekliği ise 8 santimetre olur. İşte bunun açınımını bize aslında soruyor. Açınımını da şu sağ üst köşeye, sol üst köşeye yapmaya çalışalım. Açtığımızda 4 tane dikdörtgen gelecek yan yüzlerden. Ve tabanlardan da birer tane kare gelmiş olacak. Ve uzunlukları da 2, 2, 2, 2. Tabi tabanları da 2, 2 olacak. Aynı şekilde üst taraflar da öyle. Ve yüksekliği de 8 olacak. İşte bunu arıyoruz. Şıkları inceleyelim. A şıkkında yüksekliği 6 olarak vermiş. Hayır, 8 olması gerekiyor. B şıkkında yine yüksekliği 6 olarak vermiş. Hayır, 8 olması gerekiyor. C şıkkında yüksekliği 8 olarak vermiş. Bir de 6 santimlik uzunluk vermiş. Ki 2, 2, 2 olduğunda biliyoruz. Topladığımızda 6 olur. Yani herhangi bir sorun yok. Aradığımız cevap C şıkkı. Dördüncü sorum. Küp şeklindeki ahşap önce 2 eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra elde edilen parçalardan biri 3 eş parçaya ayrılıyor. Son durumda elde edilen küçük prizmalardan birinin ayrıt uzunlukları toplamı 44 cm'dir. Buna göre başlangıçtaki büyük küpün yüzey alanı kaç cm²'dir? Başlangıçta bir küp var. Bunu 2'ye bölüyor. Bir de 3'e bölüyor.
Bunun kenar uzunluğunu bilmiyoruz. Kenar uzunluğuna 6 birim diyelim. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman o zaman bir kenarı 3 birim olacak. Şu kesilen ayrıt 3, 3 şeklinde 2'ye bölünmüş olacak. Daha sonra bu 3'e bölünüyor. O zaman 6'yı 3'e böldüğümüzde şurası 2 birim olur. Burası da 2 birim. Burası da 2 birim. Tabi şurası 3 birim. 6 birimlik ayrıt. Daha herhangi bir değişiklik yok. Yani sonuç itibariyle en son elde ettiğimiz prizmaların bir kenarı 2 birim. Diğer kenarı, kenar demeyelim, ayrıt diyelim. 3, 2 birim. Ve diğer ayrıtı da 6 birim olur. Bunun ayrıtları 6 artı 3 artı 2, bunların hepsini topluyorum. Bunlardan 4'er tane olduğu için 4 ile çarpıyorum. İşte bu kadar birimin 44 santim olması gerekiyor. 6, 3 daha 9, 2 daha 11, 4 ile çarptığımızda 44 birim, 44 santimetre oluyor. Demek ki 1 birim 1 santimetreye karşılık geliyor. O zaman tekrar başa dönecek olursak, burası 6 birim olduğu için aslında 6 santimetre oluyor. O zaman yüzey alanı nasıl bulunur? 6 kere 6'dan bunun bir yüzünün alanını 36 olarak buluyoruz. Sonra 36'yı da 6 ile çarparak, çünkü 6 tane kare vardır kübün yüzlerinde, 216 santimetre kare olur. Cevabımız C şıkkı. Geometrik cisimler konusunun 5. testine ait soruların çözümlerine başlıyorum. 1. soru. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir tahtanın boyutları verilmiştir. Bu tahta 3 yerinden kesilerek parçalara ayrılıyor ve elde edilen parçalarla aşağıda yan yüzü verilen kare prizma şeklindeki bir kutunun bir kısmı yapılıyor. Buna göre bu kare prizmanın taban ayrıtlarından biri kaç santimetredir? Prizmayı incelediğimizde ayrıtlarının 10 santim, 160 santim ve 2 santim olduğunu görüyoruz. 3 yerinden kesilecekmiş bu. 3 yerinden kesildiğinde 4 parça elde edilir. Bu 10 santimi yerine yazdığımızda şurası 10 santim olur. Buradan kare prizma elde edebilmemiz için şu parçaların birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman 160'ı bizim 4 eş parçaya bölmemiz gerekiyor. Yani 40 santim olur. Bize soru işaretiyle gösterilen yeri soruyor. O da 40 santimdir. Cevabımız D şıkkı. 2. soru. Beyaz kartondan bir küpün açınımını çizen Zeynep, açınımın dış yüze gelecek kısımlarını aşağıdaki gibi boyuyor. Buna göre Zeynep'in küpünün kapalı hali kapalı hali hangi seçenekteki gibi olabilir? Bu görseldeki karşılıklı yüzlere bakalım öncelikle. Şuradaki yüzün hemen karşısı burası olur. Aynı zamanda şuradaki yüzün karşısı da burası ve buradaki yüzün karşısı da şurası olur. Burada karşılıklı yüzlerdeki dikdörtgenlere baktığımızda her yüzde iki tane farklı renkte dikdörtgen var. Karşılıklı yüzlerdeki dikdörtgenler birbirine paralel gibi paralel. Aynı zamanda bununla bu birbirine paralel. Fakat şu şuna paralel değil. Fakat şöyle bir durum var. Birbirine değen yüzlerdeki dikdörtgenlerin birbirine dik olduğunu görüyoruz. Yani şurada iki tane dikdörtgen, şuradaki iki tane dikdörtgene dik. Onlar da hemen sağ taraftakilere dik. Onlar hemen sağındakilere dik. Bu sağdakiler hemen üsttekilere dik. Şu da hemen altındakilere dik olmuş oluyor. Yani birbirine değen yüzlerdeki dikdörtgenlerin birbirine dik olduğunu görüyoruz. Bu bilgiler ışığında A şıkkını incelediğimizde burada üst yüzey ile ön yüzeydeki dikdörtgenlerin birbirine dik olmadığını görüyoruz. Paralel oluyor. Hayır, bu olamaz. B şıkkında herhangi bir sorun yok. Bizi beklesin. C şıkkında da herhangi bir sorun yok. Yani bu diklik ve paralellik konusunda. Fakat D şıkkında burada üst yüzle sağ yüzün birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Tekrar diğer şıklara dönelim. B ve C'ye dönelim. Bu B şıkkı olabilir mi acaba? Zihnimizden katlayalım bunu. Şu ön taraftaki yüz, şuraya Ö diyelim. Bu ön yüz, şuradaki yüz olabilir. Aynı zamanda sağdaki yüz de şurası olabilir.
Onu katladığımız zaman B şıkkındaki gibi olur. Ve üstteki 100 de şuradaki 100 olabilir. Evet, olabilir. Herhangi bir sorun çıkmadı. Ön 100, Ö harfiyle gösterdim 100. Üst 100, Ü ile gösterdim. Ve sağ tarafta 100 de S ile gösterdim. Burada böyle dikmiş gibi geliyor ama katladığımızda o yatay hale gelir. Dolayısıyla aradığımız cevap B şıkkı olur. Üçüncü soru. Osman dikdörgen şeklindeki bir kağıdı ortadan ikiye katlıyor. Daha sonra elde ettiği kağıdı tekrar ikiye katlıyor. Osman ikinci katlama sonunda elde ettiği kağıdı hangi seçenekteki gibi keserse kağıdı açtığında üst yüzü olmayan bir dikdörtgenler prizmasının açınımını elde eder. Evet, bu soruları çözerken elimize kağıt alıp keserek de deneyebiliriz. Bunun çözümü şu şekilde olacak. Kağıdı belirtildiği şekilde katladığımızda köşeden kesmemiz gerekiyor. Köşeden bir dikdörtgen ya da kare kestiğimizde kalan kağıdı açtığımızda bir dikdörtgenler prizmasının açınımını görmüş oluruz. Fakat bunun üst yüzü olmaz. Yani toplam 6 tane yüzü var. 5 tane yüz elde etmiş oluyoruz. Köşeden kesmemiz gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Taban alanları 36 santimetre kare, 49 santimetre kare ve 64 santimetre kare olan 3 kare prizmadan biri 3, diğeri biri 4, diğeri 2 parçaya ayrılıyor ve küpler elde ediliyor. Buna göre oluşan tüm küpler üst üste konulduğunda oluşan cismin yüksekliği kaç santimetre olur? Yüzler taban alanları 36. O zaman ayrıt uzunlukları 6'ya 6 olur. 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. Yani ayrıt uzunlukları 6, ayrıt uzunlukları 7 ve ayrıt uzunlukları 8 olan küpler elde etmiş olduk. Ayrıt uzunlukları 6 olan küplerden 4 tane var. Onları üst üste koyduğumuzda 6 kere 4'ten 24 santimlik bir yükseklik elde ederiz. Ayrıt uzunluğu 7 olan küplerden 3 tane var. O zaman onları üst üste koyduğumuzda 21 santim gelir. Ve son olarak ayrıtı 8 olan 2 tane var. Oradan da bir 16 santimlik yükseklik gelir. Bunları topluyoruz. 24, 16 daha 40, 21 daha 61 santimlik bir yükseklik olur. Cevabımız D şıkkı. Cisimler konusunun 6. testine ait soruların çözümlerine başlıyorum. Birinci soru. Aşağıda bir dikdörtgenler prizmasının 3 yönden görünümü verilmiştir. Bu prizmanın açık hali hangi seçenekteki gibi olabilir? Burada 3 farklı konumu verilmiş bize. Şu ikinci ve üçüncü şekle odaklanalım. Bunları karşılaştırdığımızda üst yüzlerinin ikisinde de mavi olduğunu görüyoruz. Yani bunlar aynı. İkincisine baktığımızda ön yüzü mor, diğer tarafta ise sağ yüzü mor. Bu ikinci şekli üçüncü şekle benzetmek için onu sağa doğru çevirmemiz gerekiyor. Yani şu mor yüzün öndeki mor yüzün sağa doğru sağ yüze gelmesi için onu biraz döndürüyoruz. Döndürdüğümüzde arkadan bir yüz çıkar. O da kırmızı yüz olur. Bu şu demektir. Kırmızının karşısında sarı var demektir. Kırmızının karşısı sarı. Bu bilgilere göre şıkları inceleyelim. A şıkkında kırmızı ile sarının yan yana olduğunu görüyoruz. Hayır, karşılıklı olması gerekiyor. Bu olamaz. B şıkkında sarı ile kırmızı yüzlerinin karşılıklı olduğunu görüyoruz. Bu olabilir. C şıkkında sarı ile kırmızı yine karşılıklı değil. D şıkkında da sarı ile kırmızı yine karşılıklı değil. Karşılıklı olan sadece B'de olduğu için aradığımız cevap B şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki yapı 35 tane eş birim küpten oluşmuştur. Bu cismin tabanı hariç tüm görünen yüzleri boyanıyor. Bu iş için kullanılan boya ile bu küplerden en fazla kaç tanesinin tüm yüzleri boyanabilir? Şu ön taraftan baktığımızda kaç tane yüz görülmüş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yüz var burada. Tabi sağdan baktığımızda bir 9 gelecek. Soldan baktığımızda yine bir 9 ve arkadan baktığımızda 9 olmak üzere toplam 36 tane gelir. Üstten baktığımızda burada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Üstten bakan birisi 5'e 5 bir kare görmüş olur. Şu şekilde çizerek de göstermiş olalım.
5'e 5 kare göreceği için 5 kere 5'ten tam 25 tane yüz görür üstten bakan birisi. O zaman 36 ile 25'i topladığımızda toplam boyanacak alan 61 tane kareden oluşuyor demektir. En fazla kaç tane küpü boyayabiliriz? Bir tane küpün 6 yüzü olduğu için 61'i 6'ya bölüyoruz. 10 tane var. Burası 60. Bir yüz artar. Dolayısıyla 10 tanesini tam olarak boyayabiliriz. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. 27 tane eş küpün birleştirilmesiyle aşağıdaki büyük küp elde ediliyor. Daha sonra bu küpler birbirleriyle ortak bir yüzü olanlar farklı renkte olacak şekilde sarı veya maviye boyanıyor. Bu küplerin renkleri ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Burada 27 tane küp var. Bazıları sarı, bazıları mavi. Şuraya sarı ve mavi diyelim. En üstteki kata baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı olduğunu görüyoruz ve 4 tane de mavi var. Alttaki kata baktığımızda yani ortadaki kata baktığımızda bu sefer mavilerden 5 tane, sarılardan 4 tane olduğunu, en alt kata baktığımızda onun en üst katla aynı olduğunu yani 5 sarı 4 mavi olduğunu görürüz. Dolayısıyla sarıların sayısı 5, 10, 14 tane sarı var. Mavilerin sayısı ise 13 tane olur. A şıkkı değil de birinci ifadede diyor ki 13 tane sarı küp vardır. Hayır, 13 değil, 14 tane vardır. 13 tane mavi küp vardır. Evet, doğrudur. 14 sarı vardır. Evet, bu da doğru. 14 mavi vardır. Hayır, 13 tane vardır. Dolayısıyla 2 ile 3 yani cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki bir bisküvi kutusu verilmiştir. Buna göre aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi bu kutunun kaplayabileceği en küçük renkli kağıdın boyutlarındadır? Yüzey alanı bulmamız gerekiyor. Yüzey alanı bulmak için şu 10 ile 12'yi çarpıyoruz öncelikle. 10 çarpı 12'den 120 gelir. Sonra 10 ile 6'yı çarpıyorum. 10 çarpı 6'dan 60 ve son olarak 12 ile de 6'yı çarpıyorum. Buradan da 72 gelir. Bunları topluyoruz. Bunları topladığımızda görünen yüzlerin alanları toplamını bulmuş oluruz. 2, 6, 7 daha 13, 2 daha 15 elde var. Görünen yüzlerin alanları toplamı 252. Görünen yüz kadar da görünmeyen yüz olduğu için bunu 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 2, 4, 0, 504 oldu. Yani alanı 504 olan dikdörtgeni arıyoruz şıklarda. A şıkkının kenarları 24'e 21. 1 kere 24, 24. 2 kere 24, 48. Topladığımızda 4, 0, 504 yapar. Evet, zaten aradığımız 504'tü. Hemen A şıkkında buluverdik. Cevabımız A.